Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kimya her yerde ünitemizin ikinci testiyle çözümümüze devam ediyoruz. Bazı bileşikler ve bunların kullanım alanları ile ilgili. Sut kostik, kostik çözmek demek. Yağ çözücü olarak, lavabo çözücü olarak kullanılır. Tuz ruhu temizlikte kireç sökücü olarak kullanılır. Potas kostik yine lavabo açıcı olarak kullanılır. Kostik demek açmak demek. Zaç yağı lavabo temizliğinde yine kullanılırken çamaşır suyu suyun sertliğini giderilmede kullanılmaz. Çamaşır suyu ultra dezenfeksiyon ürünüdür. Dolayısıyla sertlik gidermez, dezenfeksiyon sağlar. Sabun ve deterjanlar için hangisi ikisi içinde özelliklerden hangisi ortaktır? Baktığım zaman hidrokarbon zinciri apolardır. Çünkü hidrokarbonların tümü hidrojen ve karbondan oluşur. Hidrojen ve karbondan oluşan ürünlerin tümü apolardır. Molekülün suyu seven kısmı polardır. Çünkü su polardır. Suyu seviyorsa benzer benzeri çözer. Bu da polar olmalıdır. Hidrokarbon apolar olduğuna göre hidrofil kısım değil, hidrofob suyu sevmeyen kısımdır. Molekülün polar kısmı yani suyu seven kısmı hidrofildir. Doğru. Sabun ve deterjanların her ikisinin de sulu çözeltileri bazik özelliktedir. O halde cevabımız A şıkkı. Hidrofil ve hidrofob kısım sayesinde suyun gerilimini düşerek kirin çözülmesini sağlayan deterjanların temel bileşimi olan maddelere, hatta temizlik ürünlerinin üzerinde de yazar, yüzey aktif madde denir. Temizlik ürünlerinin pazarlamasında bile bu kelime kullanılır. Yüzey aktif madde içeren yani yüksek temizleyici demektir. Cevabımız 3. soru için B şıkkı. 4. soruda çamaşır suyuyla ilgili. Hipoklorit deriz biz çamaşır suyuna. Doğrudur. Yükseltgenme yolu ile çamaşırları ağartır. Biz ne yaparız? Çamaşır suyu değen çamaşırın renginin gittiğini yani ağardığını görürüz. Sulu çözeltileri asidik değildir, nötrdür. Asit ve bazın birleşiminden oluştuğu için mikrop öldürücüdür, yüksek temizleyicidir. Ancak oksijenli çamaşır sularının ağartıcı özelliği olmadığı için renkli çamaşır sularının içinde de kullanılabilir. Eğer oksijen yoksa ağartıcı özelliği vardır ve çamaşırlarda kullanılamaz. Günümüzde kurşun geçirmez yelekler, zırh, halat yatımı, yanmayan giysi yapımında kullanılan çok yüksek çekme gerilimine sahip aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat sağlam olan polimer nedir? Kevlar olarak bilinen polimer doğada müthiş kuvvetiyle bilinir. Dolayısıyla kullanım alanları da askeri alanlardır. O halde cevabımız 5. soru için D şıkkı. 6. soru. Hangisi polimerin avantajı değildir? Polimerler sevgili arkadaşlar çoklu madde demek. Tek maddenin en sayıda monomerin birleşmesiyle polimerler oluşur. Dolayısıyla kimyasallara karşı dayanıklılardır, paslanmazlardır birçoğu. Teflon tava gibi tekrar tekrar kullanılır, kolay şekil verilir. Nereden biliyorum? Teflon tavanın milyonca piyasada çeşidi var. O halde doğada bozulmadan uzun süre kalabilirler ifadesi yanlıştır. 7. soru. Kaç tanesi temel ham maddesi petrol olan üründür? Deterjanların temel ham maddesi ve bütün polimerlerin temel ham maddesi nedir? Petroldür. Ancak sabun, şampuan ve diş macunun temel maddesi bazik ürünlerdir. O halde cevabımız 7. soru için B şıkkı olmalı. 8. soru. Ampuller doğrudan kana, deri altına verilen sıvı formdaki ilaçlardır. Doğru. Bir ampul işte penisilin gibi sıvı ilaçlar var. Tabletler katı formda ağızdan alınırlar. Şuruplar katı formdaki ilaçları alınması zor olunan hastalar için geliştirilmiş sıvı ilaçlardır. Genellikle bebekler kullanır. Kapsül kokusu ve lezzeti olmayan katı formdaki tabletlerdir. Hayır, kapsüller sıvı katı formdadır ancak çözünürler. Merhem de deri üstüne uygulanır. Günlük hayatta zaten bunları hepimiz kullanıyoruz. 9. soru. Sodyum lauril sülfat kanserojen maddedir. Bu madde kozmetikte hangi amaçla kullanılır? Bu madde hidrofil
ve hidrofob bileşenlerin birbiri içinde dağılmasını sağlamak için kullanılır. Makyaj yaparken özellikle kozmetikte ne yaparlar? Bu maddeleri özellikle fondöten gibi ürünlerin içine koyup dağılımını kolaylaştırırlar. Cevabımız C şıkkı. 10. soru. Hangisi gıda katkı maddesinin amacı değildir? Tatlandırıcılar, koku güzelleştiriciler, faz ayrımını engellemek, katı ve sıvının birbiri içinde çözünmesine homojen olmasını sağlamak, raf ömrünü uzatmak, ancak bir gıdanın içerisinde mikroorganizmanın üremesini sağlamak hiçbir gıdacının istediği bir durum değildir. 10. sorumuzun cevabı C şıkkı. 11. soru. Doymuş yağ sınıfında olan yüksek ısıya karşı yanma eğiliminde olduklarından kızartmalarda kullanılmayan, günümüzde de kızartmada kullanmadığımız yağ nedir? Tereyağıdır. Tereyağı çünkü bizim amorf katımızdır. Cevabımız o halde ne oldu? Tereyağı oldu. 12. soru. Kaç tanesi yağların gerekenden fazla kullanıldığında yaptığı olumsuz nedenlerdir? Enerji artışı, kalp hastalığı, karaciğer yağlanması, damar tıkanıklığı ve yağlara bağlı olarak yükselen kolesterol yağların sağlığa olumsuz etkilerindendir. Cevabımız E şıkkı. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.